Evet, global paraya devam ediyoruz Tuncay Tuğçucu ile beraber. Bu para piyasası tarafını konuştuk. Orada yine 5.30-5.50 bandı önemli ama hani sen biraz daha değer bir hareket olursa düşüş eğiliminin daha olabileceğine dair bir beklentiden bahsettin. Buradan istersen borsaya geçelim. Çünkü borsa daha bilinmezlik içeriyor şu anda. Yani çünkü çok küçük hareketler ama hani dediğimiz az önce bahsettiğim konu. Yani yıl sonuna yaklaşıyoruz. Hani klasik çoğu zaman o gördüğümüz yıl sonu yükselişlerini bu kez görür müyüz, görmez miyiz bakacağız ama bir yandan da bilanço dönemiydi aslında. 9 aylık bilançoları da aldık, şirketlerin bilançolarını. Bu konu hakkında bir köşe yazısı var. Abdurrahman Yıldırım'ın Habertürk.com'un internet sitesinin köşe yazarı şöyle diyor. Borsa büyümenin düşmesini fiyatladı, sırada ne var diye sormuş. Şöyle diyor kendisi. Borsada işlem gören şirketler 3. çeyreğe ait bilançolarını açıkladı. Ziraat yatırım hesaplamasına göre bankalarda dahil olmak üzere toplam 306 şirketin 3. çeyrekteki karı %17,7 azaldı. Geçmiş yıllara göre bu yılın önemli farkı ise zarar eden sektör sayısında hızlı bir artış olması. 3. çeyrek itibariyle zarar açıklayan sektör sayısı geçen yıl 4 iken bu yıl 14'e çıktı. Kâr eden sektörlerin sayısı da 10 azalmayla 36'dan 26'ya düştü. Böylece kâr edenlerin sayısı da bir o kadar, zarar edenler sektör sayısı kadar oldu diyor. Burada sırada son çeyrekte yaşanmakta olduğumuz beklenen daralmanın fiyatlaması olabilir. Ardından daralmanın ne kadar süreceği ve canlanmanın ne zaman başlayacağını fiyatlaması gelecek. O zamana kadar da borsa kalıcı yukarı yön bulmak da zorlanacak. Kârı yoksa borsada fiyat artışı da yoktur. Kârın olması da en başta satışların artmasına bağlıdır. Dolaylı olarak ekonominin büyümesine bağlıdır. Evet. Yorum bu. Aslında ne demek lazım? Yani borsa için tekrar bir yükseliş dönemi yakalayabilecek miyiz? Veya orada beklediğimiz bazı gelişmeler, bazı hikayeler var. Ancak bunlar olursa mı borsa yükselişe geçer diyebiliyor muyuz? Evet, yani aşağı yukarı yorum yapmakta biraz zor olan aylar yaşıyoruz Murat orada. 9 aylıklar geldi, aldık, inceledik hepsini. Abdurrahman abi güzel yazmış, buradan selamlar olsun ona da. Zararlar arttı çünkü 3. çeyrekte çok ciddi bir kur farkı yaşadık ve kur ve faiz şoku yaşadı ekonomi. Bunların tabii ki 9 aylıklarda bayağı bir şeylerini gördük, etkilerini. Aldığım her bilançoda kur farkından ötürü oluşan zararlar veya geliri olan da var tabii. Gelirler de çok acayip artmış ya da zarardaysa zararda çok ciddi yükselişler var. Yani faaliyet karıyla net kar arasında bir uçurum var. Yani faaliyetinden kar elde eden şirketlerin sırf kur farkından ötürü net zarar olarak da yazdığı da bir 3 aylık yaşadık. İyi analiz etmek lazım. Genel anlamda büyük şirketlere baktığım zaman, yani ekonominin, yani yani bizim Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olacak ebatta şirketleri incelediğimizde cirolarda bir sıkıntı yok. Üretim olarak da bir sıkıntı yoktu. Ama kurdan ötürü oynaklıklar vardı. Çoğunda net karlar var. Zarar da yoktu. Bu iyi yönetimden kaynaklanıyor. İyi bir yönetim vardı. Hedge'ler var. Hedging yapmışlar. Bunlardan ötürü bu kur ve faizden çok fazla etkilenmemeler vardı. Ama bunlara rağmen mesela pek çok hissede iyi gelen bilançosuna rağmen çok anlamsız satışlar yaşadık. Yani pek çok sanayide bu oldu zaten. Yani sanayi endeksi hisselerinde bunu sık bir şekilde yaşadık. Yani bana da çok soranlar oldu. Yani sosyal medyadan olsun, sistemden olsun, şirketimizden olsun. Niçin düşüyor bu şirketler diye hakikaten bazen ifade etmekte çok ciddi bir zorluk var. İki tane sebep olabilir. Bunlardan birincisi mevcut risk algılarının hala daha düşük olmasından ötürü olabilir. İkinci sebep de son çeyreğe yönelik, ekonomide de son çeyreğe yönelik çok daha sert bir şekilde yavaşlama olacağı beklentisi olabilir. Yani ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Üçüncü çeyrekte aldığımız bilançolarla dördüncü çeyrekte aldığımız bilançolar arasında üretim ve operasyonel anlamda farklılıklar olabilir. Yani daha düşük bir sonuçlar olabilir. Onlar da satılıyor olabilir. İşte şimdiden
Bu şekilde biz süreci takip ediyoruz ama şunu biz her zaman ifade ediyorum. Yani borsa evet riskli bir yatırım aracıdır ama her şey fiyattır. Ne kadar düşerse düşsün sonucunda düştükçe iskontonda o kadar artar. Sonucunda biz ucuzuz. Pek çok şirketimiz bizim ucuz. Şu anda yükselmememizin sebebi pahalı olduğumuz için değil. Ucuz ama satın alınacak bir beklenti şimdilik yok. O nedenden ötürü yükselmiyor. Yarın öbür gün iyi bir ekonomik veri aldığımızda, ekonomiye yönelik en ufak bir canlanma yönünde bir sinyal geldiğinde, artı gelişmekte olan ülkelere yönelik bir giriş olan bir süreç oluştuğunda çok büyük bir ihtimalle en hızlı yükselecek olan endeks de bizim endeksimiz olacaktır diye tahmin ediyorum. Yükselmek için can atan, değil mi? Yükselişi evet, yani bekleyen bir piyasa görüyoruz. Yükselmesi için her türlü ortam var. Yani bilançolar var, fiyatlar ucuz. En ufak güzel bir haberde bence yukarı yönlü bir hareket olacak. Banka hisseleri bu arada çok enteresan. Onlar çok güçlü. Mesela endekste teknik analiz olarak baktığında Borsa 100 endeksi olsun, Borsa Sanayi endeksi pek çok hissede sat şeklinde sinyaller var. Sattayız yani biz aslında şu anda yani Borsa 100 endeksinde sat sinyalindeyiz şu anda ama bankacılıkta al sinyali var şu anda. Aldayız yani ortalamaların üzerinde pek çok göstergeler alda. Banka sektörü ve hisselerinde yukarı yönlü sinyaller var. Eğer borsada bir yükseliş olacaksa bu büyük ihtimalle banka hisseleriyle beraber olacak. Şu anki hava o. Tabii bankalarda bu denli sert yükselişlere olursa ister istemez olay sanayi şirketlerine de yansıyacaktır diye tahmin ediyorum. 121 bin bankacılık endeksinde. Buradan da söylemiş olalım izleyenlere. 121 bin seviyesi önemli bir seviye. Birkaç haftadır bu seviyeden tekrar dönüşler var. Eğer 121 bin üzerine yükselir ve öyle bir hareketlenmeler olursa bankalarda alışlar daha da hızlanabilir. İlginç bir olay yani bu. İşte o da hepimize de yansıyabilir o zaman. İzip göreceğiz. Bir yandan tabii sen az önce sohbetin ortalarında enflasyon tarafına dikkat çektin. Enflasyonu evet. etkileyebileceği düşünülen çok önemli bir tasarı hazırlığı da var. Hal yasası hazırlığı. Bununla ilgili evet. bir haberimiz var. Aslında bugün ekonomi sayfalarında birkaç başlık da var. Onları da yeri gelmişken aktaralım. En azından hani ekonomi basındaki genel hava nedir onu da bir size aktarmış olalım, vermiş olalım. Çünkü mesela Dünya Gazetesi'nin manşeti o açıdan önemli. Uzun sürede yıllardır beklenen bir hal yasası tasarısı var ve bununla beraber çalışmalar da giderek sona gelinmiş durumda. Ekim ayında meclise gelebileceği söyleniyordu. Kasım ayına geldik ama yıl bitmeden muhtemelen bu yasanın meclise gelme ihtimali de var. İzip göreceğiz. Dünya Gazetesi'nin haberine bakalım. Şöyle bir manşet atmış. Enflasyona karşı hal yasası hazır diyor gazete. Gıda enflasyonunun artmasının önüne geçecek hal yasası netleşiyor. Üreticiden tüketiciye tüm zincir bir araya getirecek altyapı oluşturuldu. Öne çıkan bazı başlıklar var. Ülke genelinde 175 sebze ve meyve hal sayısı 30'a indirilecek. Sebze ve meyve hallerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, top koordinasyonunda her bölgedeki yerel yönetim ve ilgili kurumlara verilecek. Hal komisyonculuğu kesin olarak kaldırılacak ve komisyoncular tüccar olarak faaliyetlerine devam edebilecek. Ürün tasnifi, standartlaşma ve bölgesel ürünlerin markalaşmasını sağlayacak altyapı kurulacak. Üretim bölgelerinde ihtiyacı uygun olarak ürün toplama merkezleri kurulacak ve ürün fiyatını üreticiler ve üretici birlikleri belirleyecek. Bunlar uzun süredir o gıda fiyatlarındaki şişkinliğin giderilmesi için aslında tarladan hani çok klasik bir şey ama tohumdan soframıza kadar geçen süreç içerisinde o aracıların ortadan kaldırılmasına dönük bir tasarı izleyip göreceğiz nasıl bir şekilde bürünecek. Ama bir yandan petrol fiyatlarındaki düşüşün içeride bizim akaryakıt maliyetlerimizi onun etkisini görmeye başladık. Sabah gazetesinde bunu yine ekonomi sayfasına taşımış. Benzine 19 kuruş indirim denmiş. Petrol ürünleri işverenler sendikasının açıklaması şöyle: motorine 22, benzine ise 19 kuruş indirim yapılacağına ilişkin bir beklenti ortaya koydu. Ne zaman için? Salı günü için. Yani bugün için böyle bir beklenti oluşmuş durumda.
Zaten petrol fiyatlarının düşüş var. Az önce göstermiştik, 67 dolarlarda 8 ayında en düşüğüne indi. Ama pompaya hangisi yansır? Açıkçası benzin tarafı yansıyacak gibi görünüyor. Yani bugün bu indirim sonrası benzin istasyonuna gittiğimizde benzin daha ucuz alacağız. Ama motorun için aynı şey söylemeyiz. Çünkü o eşel mobil sistemi gereği henüz o eşeğe gelinmedi. Yani motorinden kaynaklanan fiyat hareketlerinin biraz daha düşmesi gerekiyor ki motorin fiyatının fiyata yansıması olsun. Onu izleyip göreceğiz ama benzin fiyatında bir pompaya yansıyan tablo olacak gibi. Az önce enflasyon demişken geçtiğimiz günlerdeki sektörlerde yapılan indirimler, KDV ve ÖTV indirimleri meselesi vardı. Mobilya tarafındaki yansıma önemli sonuçlar ortaya koymuş. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre mobilyaya KDV indirimi dopingi deniyor. Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu'nun açıklamaları. Mobilya sektöründe uygulanan bu indirimle satışlar, sektör canlanmış. Satışlarımız geçen aya göre %30-40 artmış durumda ifadesini kullanmış. Geçtiğimiz yıllarda da buna benzer bazı uygulamalar sonucunda yine benzer olumlu yansımalar olmuştur sektöre. Yine aynı gazetede bu kez yine enflasyonu, yine soframızı ilgilendiren bir başlık ekmek fiyatları. Bununla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi'nden bir açıklama var. Ekmekte ipe un sermesinler haberine bakıyoruz. Burada TMO ofisi, TMO'nun genel müdürü Ahmet Güldal'ın bir açıklaması. Buğday piyasasının kontrol altında olduğunu belirtiyor. Yeni üretim dönemine kadar buğdaydan kaynaklanacak un fiyatı artışına dolayısıyla ekmek fiyatlarının yükselişe gerekçe yoktur diyor. Eğer burada un fiyatları arttı, o yüzden ekmeğe zam yapıyoruz diyenler olursa ona cevaben bir açıklamada bulunmuş burada Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Başkanı, Genel Müdürü. Hürriyet Gazetesi'nde ilginç bir haber, önemli bir haber. Aslında birçoğumuzu, özellikle konut yatırımı konusunda sıkıntı yaşamış birçok insanı ilgilendiren ev bitmediyse para iade. Bu söz kimin için? Bankalar için. Tüketici Mahkemesi satın aldığı ev zamanında teslim edilmeyen tüm vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Müteahhit ve kredi veren banka tüketicinin ödediği parayı faiziyle iade edecek. Burada önemli nokta bankanın da artık bundan sorumlu olduğuna dair bir ifade olmuş olması. Bir dava üzerinden, bir örnek üzerinden giden aslında emsal de teşkil edebilecek bir karar. Bunu da bir belirtmiş olalım. Bir yandan internet için önemli bir başlık. Acil kullanım kotası meselesi. Burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları vardı. Dünya Gazetesi'ne yansıdı. Şu uyarıda bulunuyor. 1 Ocak'ta adil kullanım kotası diye bir şey kalmayacak. Ama bu olurken ek ücret ödemek zorunda değilsiniz. Ayrıca bir dilekçe vermek zorunda değilsiniz. Bunlar zaten otomatik olarak yapılacak. O yüzden eğer ek bütçe veya ek ödeme yapılması yönünde bir talep olursa bunun yasal olmayacağına dair bir uyarı var Sayın Bakan'dan. Ve Türkiye'de ilaç üretimine ilişkin önemli adımlardan biri. İlk yerli kanser ilacı üretildi. Yeni Şafak gazetesinde gördük. Baş ve boyun kanseri tedavisinde özellikle üretilen bir biyo benzer. Yani biyolojik açıdan benzer olan bir ilaç. Çoğunlukla olarak, ağırlıklı olarak tabii biz bunu yurt dışına ithal ediyoruz. Cari açığı azaltıcı türden bir etkisi de muhtemelen olacaktır. Biosim kanser ilacı laboratuvar ortamında üretildi. Mayıs 2019'da. Teslim edilecek yönde bir değerlendirme var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yine bu tesis ziyaret etti. Burada resimde de görünebiliyor. Ve bugün önemli konularından biri Türk Akım Projesi. Milliyet Gazetesi manşetlerden biri olarak bunu aktarmış. Doğu ile Batı bağlanıyor demiş. 31,5 milyar metreküp Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı için bugün yapılacak törede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin katılacak. Öğleden sonra programın biraz daha şekillenmesini, hatta 3'ten sonra da 15'ten sonra da yine iki liderin bir araya gelmesini ve beraber bir görüşme yapmalarını da bekliyoruz. Ama öğleden sonra hareketlenecek bir gündem olarak bu karşımızda diyelim. Şimdi ilk haberimiz neydi? Dünyaydı. Dünyada hal yasasından bahsediyordu. Enflasyon. Ne demek lazım? Bu tabii çok kısa vadede etki yaratacak türden bir düzenleme olmayacaktır muhtemelen. Belki zaman içinde bunun etkisini göreceğiz ama hep kanayan yara, gıda enflasyonu, gıda enflasyonu diyoruz. Komiteler kuruldu, bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Ama hep hal yasasına dönüp bakıyorduk. Şimdiki tabloda yani bu hani uzun vadeli enflasyon beklentilerini etkileyecek türden bir yasa mı olacak bu sence? Yani umarım öyle olur. Zaten amaç da o yapılırken. Bugüne kadar söylediğin gibi hep geçici önlemler alındı Murat. İthalatlar yapıldı. Onlarla beraber geçici düşüşler oldu. Ama bir gıda enflasyonu var. Şimdi enflasyonda kontrol edebildiğimiz faktörler var. Bir de kontrol edemediğimiz faktörler var. Kontrol edemediğimiz faktörler için söyleyecek ve yapacak bir şey yok. Onları biz edemiyoruz. Mesela petrol fiyatları dünyadaki petrolün yükselmesi. Kurun dünyada mesela doların yükselmesi bize de tabii sirayet etmesi. Ha,
Yani dünyada dolar 1 yükselirken bizde neden 6 falan yükseliyor mesela? Onu belki biz içeride kendi önlemlerimizi falan alırız yaparız. Ama yine de kontrol edemediğimizde çok faktör var. Kuraklık gibi olaylar, bunların hepsi var. Ama bir de kontrol edebildiğimiz faktörler var. Bunları iyi tespit edip bunların üzerine gelirse işte bu bir yapısal bir önlem olur. Yapısal bir önlem olur ve bunun da sonuçlarını da biz alırız. Gıda enflasyonu tam aklımda değil ama %33 gibi bir ağırlığı var enflasyonda, TÜFE'de. Önemli. Yani bu az da değil. Aylardır hep oradan yüksek enflasyonlar biz alıyoruz. TÜFE'yi etkiliyor. Zaten en son Ekim ayında aldığımız enflasyonun hepsi gıda ulaştırmadan, ikisinden ötürü oluşmuştu. İkisini aldığımızda enflasyon hemen hemen hepsi oradandı. Umarım olumlu etkileri olur ama doğru tespitler çok çok önemli. Yani enflasyonun niçin ve neden oluştuğunun çok iyi tespit edilmesi lazım ki onlara yönelik tam olarak bir tedavi yapılsın. Adım atılıyor. Güzel de bir olay. Umarım güzel sonuçlar alırız. Enflasyonla ilgili enteresan bir gözlemimi aktarayım sana. Hafta sonu Sarıyer'de pazara gittim. Evet. Alışveriş için. Hafta sonu alışveriş oradan yapmaya çalışıyorum, taze ürünler var diye. Şimdi tezgahları geziyorsun. Mesela soğan alacaktım. Soğan fiyatlarına bakıyorum. Bir tezgaha gittim. 7 lira. Evet. Bir kilo soğan 7 liraya satıyor. Evet. Şaşırdım. Yani 7 lira mı gerçekten? 2 kilosu 7 lira, 1 kilosu 7 lira dedi. İlerledim, başka bir tezgaha gittim, orada 5 lira. Evet. Yani 50 metre mesafede %40 enflasyon. %40'lık bir oynama var. Evet. Yani bu bile bir enflasyon. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin de seçtiğin ürün çok şey olmuş, tam böyle isabet etmiş. Evet. Soğanın tam böyle hastalıklardan tam ötürü, hareketli olduğu tam böyle dönem. Hareketli bir haftaymış. Sonunda kaça onun buldun dersen 3,5 liraya buldum. 3,5 lira var. Evet. 7 liralık bir fiyatla karşılaşma 3,5 liraya kadar evet. varabiliyor bu iş. Çok enteresan. Yani evet, bu da serbest piyasa tabii ki var, doğru. Evet. Hani geçtiğimiz günlerde Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekim ayı enflasyondan bahsederken söylediği bir şey vardı. Fahiş fiyat artışlarının burada enflasyonun etkili olduğunu düşünüyoruz demişti. Yani olması gerekenden fazla fiyat artışları. Belki Kasım'da bunun daha iyi bir tabloya da büründüğünü görebiliriz ama yani en son iki gün önceki gözlemimi söylüyorum. Yani evet. Bu arada 50 metrelik mesafede %40'lık bir enflasyon karşıma çıktı. O yüzden hani fiyatlama konusunda da çok enteresan noktalara gelmiş durumdayız. Onları da zaten yaşıyoruz biz de şu anda enflasyon olarak. Bu hallerin etkisi çok var şeklinde de yorumlar yapıldı biliyorsun. Şimdi çok da oraya gidilip orada çok röportaj da yapıldı mesela. Onların da çoğunun ki kendilerinden ötürü bu olayın olmadığını hepsi de ifade ettiler mesela örneğin. Yani o da çok enteresan, o da çok ilginç. O nedenle şurası çok çok önemli. Yani sorunu tam olarak tespit edip onunla ilgili adım atılması. Yoksa bu da çok fazla etkili olmayabilir. Yani doğru yerde eğer tespit yakalarlarsa ve o şekilde bir tedavi uygulanırsa uzun soluklu güzel bir önlem olur. Mobilya için de bir haber okudun. Orada da hakikaten sektörde çok ciddi bir durgunluk vardı. Sektörün hükümetten çok isteği vardı. Aşağı yukarı 6 aydır sektörün işte geçtiğimiz yıl gibi yapılan bir indirim olmasını falan yönünde bir istekler vardı. O nedenle iyi olmuş ve satışlar mesela o tarafta yansımış. Otomotivde falan henüz öyle çok ciddi bir yansıma olduğuna evet. yönelik bir haberler evet. yok ama. Yani görüntüde bir hareketlik olduğunu söylüyorlar evet. otomotivde de ama. Şimdi bilançolara da baktığımız zaman borsada da var halka açık olan mobilya şirketleri hakikaten çok olumsuzlar. Yani satışlar düşmüş, marjlar düşmüş ve çok ciddi de zararlar var. Umarım etkileri olur. Umarım çok daha güçlü bir son çeyrek bilançosunu ilan ederler orada. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Tuğçucu çok teşekkürler. Çok sağ ol. Yayına katkı bu güzel sohbet için hafta iyi bir başlangıç yaptık bu anlamda önümüzü görmek evet. açısından. Global Para'nın sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte 9.15'te burada görüşmek dileğiyle.